Hatice diyor ki ben diyor aldatıldığımı hissettiğim zaman diyor hemen diyor karşı tarafa çaktırmam diyor. Yani onu Taki ona biraz ha. daha izin veririm diyor takip ederim. Daha da aldatsın. <gülüyor> <Mükemmelsiz> <gülüyor> daha da boynuzlar çıksın. Da Şimdi boyunca. sevgili seyirciler düşünün hanımlar şu an bizi izleyen hanımlar kalemimi fırladı. A, yani böyle bir şey var mı aldatıldığını hisseden bir adam? aldatıldığına izin veriyor devam ediyor ilişkisi ve gözlemliyor. İyice Daha kopuk. ne yapabilir? Bence öyle İyice musun? Kopuk bitsin gitsin. Ee, kesinlikle onun ha, hatalarını teker için. teker katılmak teker için. yüzüne vurup sonra ayrıldığı zaman pişmanlık duymayacak yani. Bir de bırakmış dibine vuruyor da. ki. Ya yani yaşıyoruz böyle şeyleri. Ama şey kendine yani. bu eziyeti niye çekiyorsun? Aldatıldığını yani. anladığın anda güle güle se yani çünkü baştan ne diyor? Baştan sevgilisini uyarıyormuş. Bak yani. o gittiğin yolda ben bir sıkıntı görüyorum. Eğer diyor dinlemezse diyor gitmeye çok, devam ederse Şimdi yani şarkıda söylüyor ya. çalışıyor Bakayım, aslında. kendine de oradan bir pay çıkartıyor. Şimdi tabii. Söz yazacak yani lütfen. Ha, söz Yapacak oraya. yani tabii ki adam. Ha, ya evet. Peki mesela <laughs> Oralardan şey. Oralardan çıkıyor. Genelde <laughs> Müke, e, Hatice kadınlar şeydir ya sabırlıdır. <laughs> mesela bir kadın şu cümleyi kursa çok anlarım. Ya beni aldatıyor mu hissiyatı böyle yüreğine düştüğü anda Kadın takip eder, mi? hayır takip eder aynen hmm. Halil İbrahim'in dediği gibi takip eder bakar acaba gizlice değil mi? Yani Kurcalar. Ama kurcalar kim, nerede falan o beyninde matematiğini kur... Ama Halil İbrahim yani bir erkeğin de böyle düşünüyor olması beni çok şaşırttı Müge. Nasıl? Hani serbest bırakması. Ya serbest bırakıp gittiği yol yol değil diyor ama hmm. aldatıldığını da öğrendiği anda biraz daha bekliyor çünkü Hatice ya dediği gibi ya. şey yapmak istiyor. Hiç, hiç. Yani kendini bir yandan bir, ya, bir şekilde haklı çıkarıyor. Evet. Bak ben sana demiştim evet. ve olayı bitirmek için çok evet. aklının, gönlünün acıtacağı biri olsa orada kavgalar çıkar Şimdi bitir. Bak hmm. bitirmek istemezse temiz, temiz olsun diye. Temiz. Kırılmasın istemezse bitirmek istemez. hiç o kadar araştırmaz. Tabii. Hami anladığı noktada ama bitirmek istiyorsa ha? Hani, bir hoş dakika. Şey. Bitirmek yani iste fol gibi şey söyleyeceğim. Aynen. Bitirmek Aynen. istemezse aldatıldı da öğrendiği anda kurcalamadan o ilişki. Türkiye devam mı ederdi o zaman? Nasıl? Hayır, o zaman bir tepki gösterir, el koyar, ben sana demiştim der, bir kavga çıkar. Ama kişi zaten Aynen. istiyorsan ki bitirdiyse... hayatından defol git. Yani. Bu bu noktaya gelir yani. Ben şu anda şey bir erkekten bunu duyuyor olmak bir taraftan Bak, da şey güzel, geldi. Bugün Beğişik bir yaşına daha girdik. 31 Mayıs. <laughs> 31 şey Mayıs sevgili Cuma, sevgili Cuma 2024 Yelda yani bir yaşına daha girdi. Girdi mi Yani zaten bu oyuncuların ilginç açıklamaları olmasa, değil mi? Peki bu arada bir gelişme var sevgili izleyiciler özellikle bir tanesi bizi ne kadar şaşırttı çok, çünkü çok. sık sık e, bu programın konuk olarak e, yıllardan bu yana e, konuğu da oluyordu e, yazar e, ilişki uzmanı ve bu evet, konulardaki tamam. açıklamalarıyla da siz Tür dikkat dinliyorsunuz dinleyiciler aşkım kapışmak, olarak evet. yazar aşkım kapışmak Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen siber göz 42 operasyonlarında göz altına alındı 127 şüpheli arasında gözaltına altına alındı aşkım 21 kentte yapıldı telefon ve bilgisayarlarına el konulan aşkım kapışmak ve beraberindeki 127 şüpheli akşam saatlerinde dün akşam saatlerinde Sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldüler. Kripto alım satım platformuna yönelik bir operasyon bu. Kripto para alım satımına ya yönelik bir evet şey. Evet zaten. Emrullah da zaten paylaştı. Yüksek kazanç e, vaadiyle piyasadan 1 milyar dolar haksız para toplayan kripto alım satım platformuna yönelik bir operasyon. Ankara merkezli 21 ilgide gerçekleşti. Aşkım kapışmağında aralarında bulunduğu 127 şüpheli şu an Ankara'da gözaltında sorguları Operasyonun yapılıyor. Operasyonun çok büyük bir opera, operasyon olduğunu biliyorum. Birazcık araştırdım dün akşam. Aslında özellikle aşkım kapışmak bu bu olayın içine nasıl girdi, nasıl sürüklerdi kısmını da biraz sorguladım. Tabii şu anda aşkımdan bir açıklama gelmedi ama süreç ilerledikçe detayları öğreneceğiz. Söyle, ben de merak ediyorum bu arada. Söyle. Şimdi bu tür platformlar yani insanları kandırmaya ben ve dolandırmaya... kripto paraları falan ama evet. şu, şu, şuradan çıkacağı bir yola çok konuşan insanlar yapıyorlar diyorlar ya suçludur. Yani olay oraya çıktı sanki biraz E, Zaten olacak. Hatice, Yelda böyle durumlarda tanınmış yüzleri kullanıyorlar ki sen güven duyup da değil mi emanet edebilirsin. Aşkım da güvenilir ve tanınmış bir Arkadaşlar yüz. paranız varsa bankaya yatırın faizini yiyin ya Allah'ım evet. ya Rabbim evet. uğraşmayın böyle şeyler. Evet. Şimdi şimdi bu aralar son zamanlarda özellikle işte kripto para ama bir öncesinde de özellikle uyuşturucu yani o talihsiz maddeyi alan oyuncular falan çok haberler oldu Feyza vele kızılcık şerbeti biliyorsunuz. Ve tabii ki Kalben. Kalben'in sürecini sevgili seyirciler ee, evinde işte evine baskın düzenlendi ve evinde madde bulundu, uyuşturucu madde bulundu. içiyorum satmıyorum dedi. Sonra özür videosu çekti. Ama bakın Atakan Irmak Sabah Gazetesi'nden diyor ki, e, menajeri aracılık ediyor başlığıyla ünlüler ünlülere uyuşturucu satıyor ihbarı. Ünlü şarkıcı Kalben'in evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik detaylara günaydın ulaştı. Kalben'i ihbar eden kişinin şarkıcının müzik dünyasından ünlü isimlere de uyuşturucu sattığını. O çok ilginç. Ya ben buna inanmak istemiyorum. Zaten Ve bu satışları ise menajerleri ara, menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Kalben ise iddiaları reddederek uyuşturucu satışıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Savcılık iddiaları mercek altına aldı. Şimdi burada sanatçıların çalıştığı menajerlerin aslında... E, sanatçılara da bir taraftan ki bu iddia doğruysa ne yani kadar şey, zarar verdiği ve ben. Benim e, isim vermeyeceğim. Benim menajerim gerçekten artık müptelası hmm. olmuştu ve bana artık ciddi anlamda zarar veriyordu. Ben yollarımı ayırdım. Hmm. Ama yani ben e, ne gibi zarar yani, veriyordu? Yani böyle o zarar yani bu mesela tarz mekana gidiyorduk. Konser bitmiş olan işte benim adımı kullanarak işte Hatice Hanım bilmem ne istiyor. Ha ya yani bu tarz şeyler. Tabii ki, tabii aa. ki neler neler. Ne ki bu, ha. aa. İşte Hatice Hanım istiyor deyip kendi işte kafasını güzel yapsın. Yani ya o kadar iğrenç şeyler var ki. Ne? Ben Hatice, ne Hatice Hanım aradım? istiyor. Yani alkol, ya mu? Ki, alkol mi? Yok, başka, başka, şey, hayır, başka şeyler. Hayır, başka şeyler. ya. maddeyi. Ha? Bak yemin ediyorum. Hatice diye. nasıl? de bir daha alır mısın ee, ben? Ha. Ben mesela bir Ankara konserinde e, arkadaşımın Aynı ayarladığı bir konserdi. E Ben geçtim. Ben hiçbir şekilde konserden sonra ne bir gece kulübüne giderim, ne yemek yerim, zaten öncesi yerim, bir, bir iki saat önce. Sonra gider yatar uyuyor. Evet. Bu yurt dışı yurt dışı fark etmez kızlar. Evet. Çünkü düzenli bir hayatım Bu konserde var. ne oldu? O konserde ben gittim ve paramı zaten bir kısmını alamadım. Konser sonrası dedi, aa menajer yok ortada. Eyvah. Adamları arıyorum. İşte Hatice Hanım, biz paranın hepsini verdik. Ya nasıl verdiniz kardeşim? Yani bana bir şey verilmedi. Menajeri arıyorum, telefonu kapalı. Sonra bana indiğini söylüyor. Sonra adam geldi, Hatice canım dedi. Ben hani artık dedi bunu söylemek zorundayım. İşte o şahıs dedi gece evet. Ankara'da bazı yerler varmış. Evet. Oraya götürmüşler. Ona kendisi gitmek istemiş. Evet. Alacağını almış oradan müge. Yasaklı o madde. Gece, madde. He, evet, yasaklı madde. O gece zaten yapacağını yapmış orada. Ertesi günü de biniyor uçağa gidiyor. Ve bunu ben alırken, alırken hayır senin adını bu. mı kullanıyor? Tabii, tabii. Orası çok önemli. Hatice şey. Hanım istiyor. Hatice Hanım de şey istiyor evet. deyip senin adına Aynı menajerin öyle. Aynen öyle. Uyuşturucu madde alıyor. Evet, Hatice Hanım istiyor demiş. Aa, Ondan sonra gelin dedim nereye ne vermem gerekiyorsa vereyim. Benim hayatta o tarz şeylerle işim olmaz dedim yani. Yani bir soruşturma evet. orada gözaltı olsa diyecek olsa, ki Hatice istedi. E, e, sen evet, de gideceksin. Evet, evet. Amin. Alsınlar. Hiçbir şey çıkmaz ki mügeye. Biliyorum. Sen, yani, yani o Ama ona, senin haberin olmadan aynı şu anda kalbin durumu gibi. Peki sonra ne yaptın sen? Onunla yan yana geldin de, yaptın, yüzüze mi? Yüzüze geldin yok mi? Yok Zaten oldu. Bitti. Gitti. O Kalp sonra oldu, sonra gitti. bitti. gitti. Mesela bak ben yurt dışı konserlerine gidiyorum. Um... İsim vermek istemiyorum ama hak, hakikaten iyi isimler yani. Hı. Gidiyorlarmış işte bundan sonra ne yapalım? Ya konserden iniyorlar nasıl bir enerji varsa hadi gece kulübüne gidelim. Gece kulübünde işte var mı diye soruyorlarmış. Hatta bugün bu bir gün bir adam... A, bu ortamı ayarlayan genelde hep menajerler mi? Menajer oluyor? değil hayır hayır. Sanatçının kendisi, kendisi. Hatta ha. sanatçı kulise diyormuş ki getirin yani var mı? Aha. Bir adamın benim konsere gittim adam çok ters bir adam. Evet. Canım dedi ben dedi, bilmem ne miyim yani dedi Allah aşkına dedi gelmiş dedi kadın benden bilmem ne tanınmış isimler yani. Evet. Tabii canım tanınmış isimler ama asla isim vermem. Yani ama ben de biliyorum o insanların o maddeyi kulağının az çok kulağımıza geliyor yani. Ay, ne kadar çirkin konuşmalar değil mi bunlar aslında baktığımız zaman? Evet sen ama... çok acayip bir şey yaşamışsın bu arada. Evet evet tabii ki. Ya onunla ilgili bir iyi. şikayette bulundu mu suç. Yok hayır hayır şey? sadece ilişkimi kestim. Ben kimseyle kötü olmam yelda. Yani kız arkadaşlarım olsun, ailem olsun, çevrem olsun ben sadece araya mesafe koyarım. Hatice diye. şuna da dikkat ediyor musun? Allah korusun şimdi kalbende şöyle bir durum da oldu. Bir İtalya yani gezisinde <laughs> e, tuvalette o yasaklı maddeyi kullanırken bir arkadaşı, birlikte gittiği arkadaşı çekiyor. Ve daha sonra bunu... Narkotiğe veriyor işte bak kullanıyor kanıtı e, bu diye. O videoyla şantaj yapıyor o zaman. Şantaj şantaj de. dedi, şantaj o zaman. Şantaj para şantaj. istiyor, para istiyor, istiyor. Aynen. Vermeyince Aynen. diyor ki ben seni A, şimdi, şimdi ihbar edeceğim. Şimdi ya. Yani ailenden yani, birine güveniyorsun seni ortumluyorlar. Menajerine güveniyorsun işte altına böyle böyle şeyler. Çok zor işimiz var aslında. Hatice bu sektörde işim, e, Müge, Hatice bu sektörde hep söylediğim bir şey var. Müge de sen detaylı böyle anlatırsın sanatçıların çalıştığı menajerler çok önemli. Evet kesinlikle. Tabii. Sanatçıların kesinlikle. etrafındaki arkadaşları da çok önemli. Kesinlikle. Ama kesinlikle. şöyle bak o yurt dışı konserinde bana yasaklı madde getiren evet. diyen ünlü de menajerine emir veriyor git ya, bana getir diye. O da ayrı diye. bir konu. O da ayrı, o bir, da konu. ayrı bir konu. Aynen. Peki haberlerimizle devam edelim. Yoğun gündem şarkıcı Onur Akay kısa bir süre önce saldırıya uğradı sevgili izleyiciler. Başından gelenleri Müzik On Air'da Özcan ve Sevtap'a anlatırken bakın neler oldu evet